Mustafa Güzelgöz, 1921 yılında Ürgüp'te doğdu, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1940 yılında askere alınarak 3,5 yıl askerlik yaptı. Askerlikten sonra memleketine döndü. Futbola olan ilgisini gören dönemin kaymakamı, kendisinden Ürgüp'lü gençleri futbola çalıştırmasını istedi ve karşılığında kendisine Tahsin Ağa Kütüphanesi'nde emekliye ayrılan memurdan boşalan kadroyu atadı. Böylece kütüphaneciliğe başlayan Güzelgöz, kütüphanecilik alanında herhangi bir bilgisi olmadığı halde kendini yetiştirerek modern bir kütüphane oluşturma çabasına girişti. 23 yaşındaki genç memur ne yapayım diye düşünür dururken aklına bir fikir gelir, eşine söyler. Eşi önce kabul etmez ama kocasının bir şeyler üretme, işe yarama çabasını yakından görünce fikri kabullenir, ilk iş olarak kütüphanenin deposunda eskimeye bırakılmış kitapları tozdan arındırıp raflara taşıyan Güzelgöz, okumak istese de kitaba ulaşamayan köylüler için tarihe iz bırakan bir çalışmaya imza attı. O dönem devletteki amirlerinin çıkardığı tüm engellilerin tek tek, binbir güçlükle üstesinden gelir. Harf devriminden sonra kütüphanenin bir odasında çürümeye terk edilmiş. Osmanlıca kitapları oradan çıkartarak kurtarır. Yakın çevresindeki tanıdıkları ile konuşarak ellerindeki kitapları kütüphaneye bağışlamalarını sağlar. Köylülerin yararlanamadığı kütüphaneyi onların ayağına götürmek için bürokratları zorlukla ikna eder. Ve bir eşek alır, iki tane de sandık yaptırır, iki sandığa, kalınlığına göre 180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne kitap iare sandığı yazar. Kitapları eşeğe yükler ve köy köy gezmeye başlar. Kütüphaneye de bir yazı asar, sadece pazartesi ve cuma günleri açıyoruz, diye. Köydeki çocuklar şaşırır. Eşeğe bir sürü kitap yüklemiş bir amca, o gariban çocukların küçücük ellerine kitapları verir. Bakanlıktan aldığı iki yeni memur kadrosu ve eşekler için yem bedeli talepleri karşılanır. Yeni görevlilerin kendi bölgesinde en az 5 köye kendi eşekleri bir hizmet götürmesini sağladı. Halk kütüphaneye gelmiyorsa kütüphaneyi halka götürmek gerek düşüncesiyle seyyar kütüphanesini 3 eşek, 3 katır ve 2 atla yöredeki 36 köye ulaştırdı. Mustafa amca çocuklara, "Çocuklar bunları okuyun, aranızda da değişin. 15 gün sonra aynı gün gelip alacağım. Aman yıpratmayın, diğer köylerdeki arkadaşlarınız da okuyacak," der. Güzelgöz, haftada 2 gün kütüphanede durmakta, diğer günler eşeği yükselle köy köy gezmektedir. Köylerdeki çocuklar eşekle kütüphaneciyi her seferinde alkışlarla karşılarlar. Kalpleri küt küt atar heyecandan, sevinç içinde yeni kitapları beklerler. Mustafa amcanın ünü etrafa yayılır. Zamanla insanlar kütüphaneye de gelmeye başlar. Mustafa amca, Ürgüt dışındaki hemşerilerine mektup yazarak kitap bağışı, gazete ve dergi abonelikleri sağladı. Kütüphaneye radyo koyarak erkeklerin toplanması için köy kahvesine bir alternatif haline getirdi. Kadınların kütüphaneye gelmesi için dikiş makinesi firmalarına mektup yazdı. "Bana dikiş makinesi yollayın, firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım," der. İlk sponsorluk faaliyeti olan dikiş makineleriyle kütüphanede dikiş kursları başlattı. Salı günlerini kadınlar günü yapar. Kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar. 10 makine yetmediği için sıra oluşur. Sırada bekleyen kadınların eline birer kitap verir, beklerken okusunlar diye. Okuma yazma oranının düşüklüğünü görünce halk evlerine okuma yazma kursları vermeye gider. Halıcılık kursları başlatır, bölgede halıcılığı canlandırır. Güzelgöz'ün yöredeki sosyal ve kültürel hayatı zenginleştiren diğer çalışmaları arasında spor teşkilatı kurması da yer alır. Ayrıca Çökek köyünde köylülerin ürünlerini değerlendirebilmesi için onları kooperatifçilik çalışmalarına yöneltmiştir. Kütüphaneyi Amerikan Barış Gönüllüleri tarafından 1963 yılında bir jip, 1967 yılında ise Ürgüp'e geziye gelen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi tarafından bir pikap hediye edildi. Çalışmaları ile bir bölgesel kalkınma önderi haline gelen Mustafa Güzelgöz'e valilik dava açar. 50 yaşına gelen Mustafa amca baskıyla emekli edilir. Asli görevi olan kütüphane müdürlüğünü ihmal ettiği, kendi görev tanımı dışında davrandığı, diğer görevlerinde şahsi çıkar sağladığı şikayetleri üzerine bir soruşturma geçirir ve emekliye ayrılması istenir. 50 yaşına gelen Mustafa amca baskıyla emekli edilir. Emekli olduktan sonra yaşamını Ürgüp'te sürdüren
Güzel göz, ilerleyen yaşına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 18 Şubat 2005 tarihinde öldü. Güzel Göz'ün hayatı Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphaneci adlı romanına konu oldu. Roman, Baykurt'un ölümünden sonra 2000 yılında basıldı. Çalışmaları daha sonra yazar Aydın İleri ile gazeteci Tayfun Tarifoğlu'nun ortak çalışması olan Eşekli Gelen Aydınlık adlı kitaba konu oldu, 2012 yılında. İstanbul Maltepe ilçesinde Maltepe Üniversitesi yerleşkesinin yer aldığı Marmara Eğitim Köyü'ne bir heykeli ve 2017 yılında İstanbul'un Kartal ilçesi meydanına Niyazi Dedeoğlu tarafından yapılan heykeli dikilmiştir. Nevşehir'den ve bu ülkeden nice müdür, amir, vali, bürokrat, milletvekili, politikacı geçti, binlercesinin adını kimse hatırlamaz ama Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin heykeli var. Eşekli Kütüphaneci'nin köylere seyyar kütüphane ulaştırma çabası, 2000'li yıllarda bisikletli kütüphaneci olarak halk kütüphanelerini tanıtma gibi faaliyetlere esin kaynaklı.